Arkadaşlar selamlar. Yeni bir video değerlendirmesiyle karşınızdayım. İç açıcı haberler gelmiyor terörle mücadele bölgesinden. Bugünkü değerlendirmemiz bunun üzerine olacak. Aslında terörle mücadele bölgesinde ne olup bittiğine dair herkes gibi benim de bilgim oldukça nakıs ve limitli. Dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara son derece riayet etmek lazım gelir. O yüzden bugünkü değerlendirme konusu biraz da bu konuyla ilgili uyarı niteliğinde olacak. Dün 6 Mehmetçiğimizin şehit haberi olduğu gelmişti. Bugün de 6 Mehmetçiğimizin daha maalesef şehadet haberi geldi. Tabii ki acı haberin düştüğü hanelerde bir şehit cihanı yakmaya değer. O yüzden atalar ateş düştüğü yeri yakar derken aslında hiç de haksız bir betimleme, hiç de haksız bir tanımlama yapmamış. Gerçekten evlat sahibi bir insan olarak ateşin düştüğü yeri nasıl yakacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla bütün şehitlerimizin analarının, babalarının değerli ellerinden öpüyoruz. O nasırlı ellerinden öpüyoruz. Hepsinin başı sağ olsun, vatan sağ olsun demekten başka da elimizden şu an için başka bir şey gelmiyor. Maalesef böyle zamanlarda sosyal medyada bu acı olsa da paylaşsam hızıyla bekleyen, Türk bayrağı paylaşan ya da efendime söyleyeyim işte başımız sağ olsun mesajlarını kastetmiyorum burada. Tabii ki bunlar son derece anlamlı ve güzel ama bunun üzerinden böyle ısrarlı bir şekilde siyasi mesajlar vermeye çalışan, ısrarlı bir şekilde böyle çok öfkelendiğini anlatabilmek için usturupsuz, ağdalı mesajları kastediyorum. Tabii ki böyle durumlarda ben de sosyal medyamda olayın sıcaklığını biraz yutkunduktan sonra kendim de paylaşıyorum. Ama öylesi şeyler oluyor ki maalesef kabul edilebilir değil. Sıcak zamanlarda bu anlamda biraz daha temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. İdlib'deki 36 askerimizin şehit edildiğinden sonra gündeme gelen bazı iddialar sıcağı sıcağına birçok aileyi o kadar çok tedirgin etmişti ki ben birçok bölgede evladı bulunan annenin babanın bir yolunu bulup bana ulaşıp yaşananların doğru olup olmadığı ile ilgili bana varıncaya kadar sualler sorulduğunu gördüm. Hatta bu konuda ortaya koyulan iddialar hala duruyor. İki taburun şehit edildiği bilgisi ki 1000-1500 şehit demek kaba tasnif. Bu dereceye kadar vardırıldı. Bununla ilgili kimisi gerçek, kimisi gerçek olmayan birçok sesli mesaj WhatsApp kutularını doldurmuştu. Şimdi aynı şey burada da söz konusu. Bu konudan dolayı beni arayıp soran bazı gazeteci arkadaşların işte 400 kişilik bir birliğin kayıp olduğunu, 40 kişilik bir birliğin kayıp olduğunu, 60 kişilik bir birliğin kayıp olduğunu falan soruyorlar. Tabii ki böyle bir şeyin 400 kişilik bir birliğin falan kayıp olması elbette mümkün değil. Çünkü hava şartları belli. Kar bora tipi bölgede son derece etkin. Bu şartlar altında da 400 kişinin bir yerden bir yere intikalinin kolay kolay planlanmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu haberlerin gerçeği yansıtmadıklarını kendilerine dilim döndüğünce izah etmeye çalıştım. Dolayısıyla bunu yapmamak lazım. Bize gelen her türden teyitsiz haberi gerçek dahi olsa teyit edilmediği için yutkunalım ve sadece sosyal medyada dışarıdan bu konuya taraf olanlar açısından söylüyorum. Bir Türk bayrağı acımızı paylaşmakla ilgili bir takım mesajlar elbette paylaşılırsa acıyı paylaşma anlamında, taziye anlamında son derece kıymetli olur ama storylerinde duyar kasmak için çok böyle vurdulu kırdılı şeyler ya da bir takım teyitsiz bilgileri paylaşanların durumunun iyi takip edilmesi lazım. Lütfen buna dikkat edelim. Dolayısıyla teyit edilmemiş hiçbir şeyi paylaşmamaya gayret gösterelim. Bir de bölgedeki askerlerimiz üzerinden ailelerine gönderilen mesajlar böyle durumlarda elden ele dolaştırılarak çok daha acı katmerlenebiliyor. Yani ailesine göndermiş olduğu bir mesajı aile dayıya gönderdiğinde, dayı amcaya gönderdiğinde, onlar da komşularına gönderdiğinde Türkiye'nin içerisine doğru bu bilginin yayılma hızı adeta ışık hızı gibi. Dolayısıyla lütfen bölgede olsun olmasın evlatlarımızdan gelen bu mesajları da en yakınımızda dahi paylaşmamakta fayda var. Ayrıca bölgede bulunan askerlerimizin maalesef bunu ayrıca değerlendireceğim. Sıcağı sıcağına bu konuşmaları yapmak istemiyorum ama Instagram'da ve Twitter'da yapmış oldukları paylaşımlar bir türlü önüne geçilmedi.
Hatta Twitter'da ve Instagram'da ufuk hattını da gösterecek şekilde kişinin nerede olduğunu, ne maksatla oraya gittiğini, yanında kaç kişi olduğuna dair puzzle'ın parçaları birleştirildiğinde birçok datayı hem PKK terör gruplarına hem de Amerikan istihbaratına, İsrail istihbaratına fikir verebilecek şekilde paylaşımlar yapılıyor. Dolayısıyla bugün Instagram'da ve Twitter'da hala terörle mücadele bölgesinin neresinde olursa olsun üniforma içerisindeki askerlerimizin bu paylaşımlarını yapmaması, Milli Savunma Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili biraz daha acımasız tedbirler almasının elzem olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugünkü olayın bir şekilde istihbarat ve lokasyon tespiti ve bu lokasyonun da PKK terör örgütüyle paylaşılmış olma ihtimali üzerinde duruyorum. Mesela bir kahraman evladımız vardı, bugün de ölmedim diyen, Allah nur içinde yatırsın. Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Altındağ'ında şehadet haberi geldi. Yani bu tür paylaşımların topluma çok fazla katkı sunacağına inanmıyorum. Dolayısıyla birlik içerisindeki disipline de riayet etme anlamında, oradaki arkadaşlarımızın, silah arkadaşlarımızın da can emniyeti anlamında bu tür şeyler son derece önemli. Velev ki evladımız fotoğrafını çektirip anne baba olarak bize göndermiş ya da arkadaş olarak bize göndermiş olsa dahi lütfen biz bu görüntüleri alıp sosyal medya mecrana taşımayalım. Dilimde söylemekten tüy bitti ama bir kez daha söyleyeceğim. Şu haberleşme programlarının millileştirilmesiyle ilgili hususun ivedilikle devreye alınması lazım. En son Havelsan tarafından yazılmış olunan WhatsApp muadili haberleşme programının bu veya da türevlerinin bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kamu kurum kuruluşlarında mecburi olarak kullanılmakla mükellef tutulan program olarak deklare edilmesi lazım. Bugün İran kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye'nin her bir coğrafyasının parçasında güvenlik görevlimizden Milli Eğitim Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığımızdan İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığımızdan bilmem nereye varıncaya kadar birçok resmi evrakın kolaylık olması açısından bu sosyal medya haberleşme programları üzerinden PDF'lerin bilmem nelerin kullanılması aslında serverları Amerika Birleşik Devletleri'nde olan bu haberleşme programları dikkate nazara alındığında son derece büyük bir açık oluşturuyor. Dolayısıyla insanlar şahsi anlamda şahsi işleriyle ilgili hususları dışarıda arkadaşıyla, eşiyle, dostuyla, çoluğuyla, çocuğuyla istediği programı konuşabilir. Ama siz örneğin Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bir evrakını bu kar ve tipi borada işte oraya yol açma maksatlı giden araçlar için dahi bir şey gönderseniz mutlaka bu milli yazılımla yazılmış programı kullanma mükellefiyeti getirilmeli ve buradan çıkabilecek bir zaafın ceza anlamında neye tekabül ettiği yoksa yasama organı tarafından düzenlenmeli, varsa da bunun hiç acımaksızın uygulanması gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Burada tabii ki yani özel hayattaki insanların kullanacağı programları kastetmiyorum. Değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ister belediyesinde, ister bakanlığında, ister okulunda, ister hastanesinde, ister postanesinde, ister itfaiyesinde bir bilgi gönderecekse mutlak surette devletin kendisine sunmuş olduğu bu program üzerinden göndermesi gerekiyor. Şimdi tabii bu konu gündeme gelince, şehit haberleri gelince DEM Partisi eş genel başkanı Tuncer Bakıran ve Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan gibi tipler Kürt sorunu eşittir, işte Trabzon ve Tekirdağ'da huzur bulamaz gibi bir takım cümlelerle hemen piyasaya çıkmakta gecikmediler. Bakın Gazi Meclis'in çatısı altında yer alanlar eğer bu Kürt sorunu diye ortaya koymuş oldukları terör sorunu üzerinden Trabzonlu'yu da, Tekirdağlı'yı da, Balıkesirli'yi de, Diyarbakırlı'yı da, Mardinli'yi de, Hakkari'yi de parmak sallayarak tehdit etmeye devam ediyorlar. Bu tür konuşmaların hiçbir şekilde kabul edilebilir olmadığını düşünenlerdenim. Dolayısıyla hem HDP'nin seçim dönemi öncesinde bütçeden almış olduğu yardımları HDP olarak seçime girmemekle birlikte kullanılmasını sağlayan Anayasa Mahkemesi'nin bu konuyla ilgili aklı selim davranması gerektiğini düşünenlerdenim. Hem de daha fazla Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne dair namusu üzerine yemin eden bu sözde siyasetçilerin bu millete Tekirdağ üzerinden, Trabzon üzerinden parmak sallamalarını kabul etmememiz lazım. Hatırlarsanız yönetmenimiz ekrana getirir Selahattin Demirtaş'ta Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki terör sorunu devam ederse Marmaris'te, Muğla'da, Bodrum'da
rahat edeceğini mi zannediyor şeklinde açıklamalar yapmıştı. Van'da da yine yönetmenimiz ekrana getiriyordur. Ne diyorlardı? Tehlikenin farkında mısınız? Musluklarınızdan kan akacak. Yani devlete destek verirseniz o musluktan size su değil kan akıtırız şeklinde. Şimdi devam ediyor orada. 7500 lira emekli maaşı diyor bugün alıyorsanız terörle mücadele. Biz tekalifi milliye kanunuyla elimizdeki avucumuzdakini bu şanlı orduya vermiş, kendisi de mısır koçanı yemiş bir ülkenin evlatlarıyız. Şerefsizlik yapmanın alemi yok. 7500 lira emekli maaşını getirip de işte bak siz 7500 lira alıyorsunuz, evlatlarınız da şehit ediliyor çünkü bizimle anlaşmıyorsunuz şeklinde bir takım açıklamaların yapılması gerçekten kabul edilebilir değil. DEM Partisi ile demlenenlere duyurulur. DEM Partisi'nin yanına gidip de açıklama yapıp eş başkanım zannettim dendiğinde suratı kızarmadan kürsüye çıkıp konuşma yapanlara duyurulur. Allah aşkına ayağınızı denk alın. Bu adamlarla birlikte yol yürümenin bu ülkeye nelere mal olduğunu görmek lazım gelir. Hatırlarsanız bu 7500 lira emekli maaşıyla terörle mücadeleyi birbirine bağlayanlar ilk de değil. Garopaylan da orada şunu söylüyordu. İşte öğrenciler falan devletten niye bu kadar işte az kredi alıyorlar? Çünkü devlet bu paraları SİHA'ya, İHA'ya veriyor falan şeklinde açıklamalar yapıyor. Bunlar bu açıklamaları yapmak için aportta bekliyorlar. Ama onların susturulması gereken yer şiddet değil, açık bir şekilde Anayasa Mahkemesi'nde görülen davanın sonuçlanması. Parti kapatılmıyorsa dahi o parti tüzel kişilik olduğu için HDP gider, DEM gelir, DEM gider, bilmem ne gelir, önemi yok. Cürmü olan bütün siyasetçilerin bu konuyla ilgili konuşamayacak hale getirilmelerinin, yani terörü ve şiddeti övme anlamında konuşamayacak hale getirmelerinin ve bu ülkeye sadakatle bağlı olduktan sonra istediği kadar canımızı acıtan açıklamalar yapmakta elbette serbest olabilirler. Lakin terörü öven, terör üzerinden ülkeyi tehdit eden açıklamalar kabul edilemez. Bugünkü olaya dair birkaç cümle etmek istiyorum. Olay sosyal medyada duyduğum kadarıyla değil, birkaç görüşme yaptıktan sonra ve Milli Savunma Bakanlığı'nın da açıklamaları sonrasında gizlilik ihtiva etmeyecek şekilde şöyle söylenebilir. Hakurk sektöründeki bir üs bölgesinde meydana geliyor. Şimdi bu üs bölgeleri kimileri geçici, kimileri de sabit olmak üzere. Özellikle İran kuzeyinde birçok üs bölgemiz var. Meteorolojiden bölgedeki durumu incelediğimizde bölgede şu an çok özellikle o Hakurk sektörünün olduğu yerde çok yoğun bir kar ve tipi söz konusu. Gün boyunca da iyi olduğu zamanda da dahil olmak üzere görüş açısı 100-150 metreyi geçmemiş. Dolayısıyla kar var, tipi var, soğuk var. Aynı zamanda da görüş mesafesi son derece kısıtlı. İşte böylesi bir durumda tahminim odur ki bu üst bölgelerimizden bir tanesinde, muhtemeldir ki geçici bir üst bölgesinde yaklaşma istikametleri komando kolu dediğimiz kollar tarafından kapatılır. Dolayısıyla o geçici üst bölgesindeki ana unsuruna terör unsurlarının ulaşmaması için o bölgeye yaklaşan bütün istikametlerde komando kolları pusuladır. Bu pusuda olan komando kollarından bir tanesine bir sızma gerçekleştirildiğini düşünüyorum ve bu sızma sonucunda da o koldaki Mehmetçiğimizin şehit olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi tabii ki burada işte istihbarat son derece önemli. Ben bu sisli, puslu, kar yağışlı havada Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da başkaca bir ülkenin hava yoluyla, yani helikopter kullanarak ya da farklı unsurlarla o bölgeye terörist intikal ettirebilme imkan ve kapasitesinin olmadığını düşünüyorum. O zaman ne olabilir? O zaman tahminim odur ki yine bu geçici üst bölgesine yaklaşma istikametinde atılan kollar daha önceden de izlenip bir şekilde lokasyonları tespit edildiyse bunlar terör örgütüyle paylaşılıp o noktaya bir sızma girişimi gerçekleştirilmesi sağlanmış olabilir. Yani burada bir yardım etme, işte lokasyon tespitinde bulunma, sonra da bu datayı, veriyi terör örgütleriyle paylaşma şeklinde bir şey olabilir. Bir diğer hususta Türkiye'nin biliyorsunuz İsrail ile ilgili Gazze'de devam eden soykırıma dair ortaya koyduğu tavır ortada. Bunun dışında İsveç'in NATO'ya üyeliği ile ilgili hususlar ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik ortaya koyduğu tavır çok açık bir şekilde ortada. Şimdi bütün bunlar ortadayken
Daha öncelerde karakol bastırırlardı. Fakat içeride, ülke içerisinde artık böyle bir şeye kudretleri yetmediği için, bu şu demek değil, hiçbir zaman karakol basılmaz anlamında demiyorum ama sistematik bir şekilde Aktütü'nde, Dağlıca'da, orada burada, Tendürek'te canları istediğinde karakol basacak dönemleri çoktan geride kaldı. Şimdi işte Türkiye'nin İsveç üyeliğine F-16'larla eş zamanlı olarak bu iş götürülsün dendiği için, Gazze'deki soykırıma çok yüksek sesten bu ülkenin karşı çıkması ve arka planda yoğun bir diplomatik aktivizmin ortaya koyulması, Birleşmiş Milletler'de 153 devletin Gazze'deki soykırımla ilgili olarak bir araya gelmesi ve Türkiye'nin burada üstlenmiş olduğu rol birilerini rahatsız ettiği için bu istihbarat paylaşımı olabilir. Aslında dediğim gibi normal şartlarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne zaman stratejik anlamda bir direniş ortaya koysa ya da ne zaman Türkiye bu konularla ilgili Batı'nın hoşuna gitmeyecek bazı kararları ısrarlı bir şekilde masada tutmaya devam etse ya Tokat'ın Reşadiye'sinde bile karakolun basıldığı günleri hatırlıyoruz. Dolayısıyla bu işler tabii ki en nihayetinde elde çok net bir veri olmadığı için 2-2 daha 4 şeklinde değerlendiremeyiz. Ama olayı Gazze'den, İsveç'ten, Brett McGurk'ten, Suriye'de her gün etkisiz hale getirilen PKK-YPG unsurlarından, Mossad'dan, CIA'den çok da fazla kopartılmış bir saldırı olarak düşünmüyorum. Kalın sağlıcakla.